Hoş geldin Ferhat. Birazdan alacağım seni. Merhabalar. Evet, Ferhat'ı davet ettim. Ferhat selam, nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Sağ ol, ben iyiyim. Yine bir ev hapsindeyiz. Karantina günlerindeyiz. Neler yapıyorsun? Aslında hiçbir şey yapmıyorum şu sıra. Çok daha fazla düşünüyorum. Fazla düşünüyorsun. Bugünkü lider meşgulüğünü hallettin mi onların işlerini? Onları hallettik. Süpersin. Şahane. Evet, insanlar teker teker gelmeye başlıyorlar. Süper. Şimdi önce biraz Ferhat'tan bahsedeyim. Seni tanımayanlar için, bilenler elbette biliyorlar. 22 yıllık usta bir fotoğrafçı ve gazeteci aynı zamanda arkadaşlar. CV'sine baktığımda Ferhat'ın neredeyse çalışmadığı yer yok gibi. Aslında sana nerelerde çalışmadın diye sorsam, nerede fotoğraflar çıkmadı diye sorsam daha doğru olacak sanki Ferhat'cığım. New York Times'te görüyorum. Guardian var, Yanot var, El País var, Zuma Press var ve şu anda da Getty'nin fotoğrafçısı olarak çalışıyorsun ve bağımsız da çok sayıda proje içerisindesin. Evet. Bir sorum, ne zaman başladın ve nasıl karar verdin? Ben fotoğrafın peşinden koşacağım diye. Aslında galiba küçük yaşta beri evde tüm fotoğrafları ben çektiğim için o makine sürekli bende kaldığı için sanırım başlangıç daha çok o yaşlarda oldu O galiba. yaşlarda başladı. Ondan sonra da bir şeyleri anlatmak yerine göstermek istediğimi fark ettim. Sonra da yavaş yavaş ona doğru gittim. Yani daha çok göstermenin daha çok Göstermek. evet. Evet, binlerde hikayemiz, gördüklerimizi seyirciye, izleyiciye hikayeleştirerek sözden ziyade görüntüyle aktarmak oluyor. Bu yüzden görüntü peşinde koşan avcılar olarak fotoğrafı tercih ediyoruz. Peki şimdi fotoğrafın belli başlı dalları var. Sen birçok konusuna hakimsin aslında. Yani moda da çekiyorsun, reklam da çekiyorsun ama seni basın tarafına iten şey neydi? Yani bu tarafı seçmendeki temel sebep ne oldu onu öğrenmek isterim önce. Aslında dediğim gibi o gösterme isteği daha sonra bilhassa benim ülkemde yaşanan savaştan sonra Evet. gösterme ve anlatma isteğine daha çok dönüştü aslında. Yani doğru anlaşılmayan şeyleri hem söylemek hem göstermek üzere aslında bir yeniden bilinçlenmeme sebep oldu. Öyle bir başlangıç aslında yani basın fotoğrafçısı olmayı pek arzu etmemiştim. Daha önceden bir şey düşünmemiştim aslında. Hep sanırım ileride bir moda fotoğrafçısı ya da buna benzer bir şey olma hayalim vardı. Ama Evet. sonradan Yol buna doğru farklı bir yere evrildi. doğru götürüyor diyorsun yani. Evet. Evet, güzel, güzel. Şimdi bana gelen sorular biliyorsun, atölye zamanında da fotoğraf anlatırken iyi fotoğrafçı nasıl olur hocam? İyi fotoğrafçı olmak için iyi bir ekipman mı gerekir? Yoksa bu işin sırrı başka bir şey midir? Genelde algı işte ya onun çok güzel makinesi var, adamda şu lens var, ben de olsa ben neler çekerim? Ki defalarca anlatıyoruz aslında. İyi fotoğraf çekmenin bir ekipmana sahip olması gerekmediğini, aslında bu işin bir göz olduğunu, bir de bu kısmı senden dinlemek istiyoruz. Bize de neler söylemek Eğer profesyonel anlamda bir şey çekeceksek belli başlı ekipmanlara sahip olmamız gerekiyor. İşin evet. sonucunun iyi ve beklenen şekilde olması için ama başka türlü şeyler için, işler için çok iyi ekipmanlara sahip olmamız gerekmiyor. Yani çoğu bizim bildiğimiz ünlü fotoğrafçıların o hayran kaldığımız fotoğrafları tek bir lensle ve tek bir şey, makineyle kullandıkları yıllarda her zaman ortaya Evet. çıkan şey. Ve bizim mutlaka yeni çıkan bir makineye sürekli sahip olmak ya da sürekli onları satın almaya yönelmek gibi bir şeyimiz olmamalı aslında. Çünkü herhangi bir şey, fotoğraf makinesiyle başlayıp herhangi bir fotoğraf makinesiyle de harika şeyler yaratılabilir. Yani ben Değil bu mi? şeye çok fazla inanmıyorum. Yani iyi ekipmana, iyi şeye. Sadece profesyoneller için ihtiyaç duyacağı her şeye sahip olmak çok önemlidir. Ama daha çok amatör fotoğrafçılar için böyle bir zorunluluk yok ve ben her zaman da söylerim, paralarını
boşa harcamaktan başka bir şey değil. Bunun yerine kendi eğitimlerine harcasalar çok da aslında... Evet, çok yani. Doğru. Çünkü iyi bir fotoğrafçının birçok disiplini bir araya getiren kişi olması beklenir aslında. Yani felsefe, edebiyat, şiir, astroloji, matematik, kimya vesaire. Yani birçok şey. Aynen. Aslında fotoğrafçının gözünün, entelektüel altyapısının ve bununla birlikte kendi hayat hikayesini çektiği fotoğrafı sunmasıyla güzel fotoğraf ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Ve fotoğrafçının bir tavrının olması gerekiyor. Bir tarzı olması gerekiyor. Ama ne yazık ki seninle de bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. Eline fotoğraf makinesi alan bugünlerde ki herkes fotoğrafçı, işte iyi yatırım yapan, ben iyi bir fotoğrafçıyım. Fotoğrafçıyım diyor kendisine ve ünvanları kendi kendilerine vermeye başladılar. Evet, i̇şte yani. İş adamıysa güzel bir set yapıyor, network kuruyor ve güzel bir sergi açabiliyor. Halbuki çekimleri hiç de başarılı olmadığını görüyoruz çoğu kez. Farklı bir yere doğru gidiyor. Umarım toparlanır. Sence umut var mı? Yani bunun bir hobi olarak birçok insanın yapıyor olması aslında istenebilecek bir şey. Çünkü insanları sağlatabilecek ve rahatlatabilecek bir yönü var fotoğrafın. Evet. Şey, keyif yapan. Ama bunu bir farklı anlamda bir fotoğraf sanatçısının ya da bir profesyonel fotoğrafçısının üstüne çıkmaya çalışarak ya da onların etki alanları içine girerek, girmeye çalışarak yani belki o kabiliyette ya da melekede olmadığı halde bunu yapmaya çalışarak belki bir şeyler elde etmesi bir sorunsal. Ama bunu engelleyebilecek bir şey yok. Evet. İzleyici ve ya da eğer işte ticari anlamda söylersek müşterinin bununla ilgili maalesef şeyler söylüyor olabilmesi lazım. Bir katılımcı sana bir soru sordu. Yeni başlayanlar için dedi, ne öneriyorsunuz acaba? İstersen cevaplayalım. Yeni başlayanlar için aslında daha fazla teknik şeylerden ziyade benim önerilerim, yani çok fazla araştırma yapıyor olmalarını tavsiye ederim. Çok fazla okuyor olmalarını tavsiye edebilirim. Aynı zamanda fotoğrafla yazı birbiri içine geçmiş bence iki disiplin. Yani iyi fotoğraf çeken birinin aynı zamanda kendini iyi de anlatabiliyor, ifade edebiliyor olması. Her zaman iyi bir yazar seviyesinde de olması gerektiğini aynı zamanda düşünüyorum. Çünkü bazen bir fotoğrafı anlatmak zorunda kalabiliyorsunuz ve bunu eğer iyi bir şekilde hissettiklerinizi ve o fotoğrafı çekerken hissettiklerinizi anlatamıyorsanız o zaman fotoğrafı çekmenin bir anlamı da olmuyor. Evet. Çok doğru. Çok doğru yerlere değindim. Ve başlangıç her zaman sabır. Yani fotoğraf çekerken her zaman sabırlı olmak. Her zaman beklemeyi bilmek. Tabii. Hiç şüphesiz ya. Şey var ya işte, hemen makine aldım böyle. İki ayda iyi çekeyim. Bir ayda profesyonel fotoğrafçı olayım. Bir buçuk sene yakın fotoğraf üretiyorsa Instagram'da title'a photographer artist diye yazılmaya başlanıyor. Biliyorsun yani bu işler bu kadar kolay değil arkadaşlar. İnsanlar yıllarını harcıyorlar, senelerini harcıyorlar. Hemen fotoğrafçı olunmuyor ne yazık ki. İşte usta isimleri sizlerle buluşturmayı hedefliyorum ki bu işin ne kadar ciddiyet gerektirdiğini, ne kadar emek, sabır ve kültür, birçok alanda uzmanlık gerektiğini biraz gör istiyorum. Yani birçok disiplinde edinilmiş tecrübe evet. İyi bir fotoğrafçının oluşmasında kesinlikle en büyük faktörler. Evet, şüphesiz. Ferhat, biraz klasik olacak ama merak ediyorum. İdolün kimdi? Kimi örnek aldın ya da örnek aldığın birileri oldu mu hiç fotoğrafta? Aslında idol demeyelim. İdol biraz çünkü şeye de giriyor, taklit etmeye de giriyor. Gibi. Ama benim sanırım ilk başlarda Robert Frank ve Don McMillan hayranlığım vardı. Evet. Sonra Türkiye'de de bazı sevdiğim fotoğrafçılar vardı. Aynı zamanda onların yanında da olma fırsatı edindim. Serdar Sakyeli gibi. Ondan sonra ve sanırım onların daha çok çalışma biçimlerini, prensiplerini, yaklaşımlarını aslında benimsemeye ve idol edinmeye daha fazla Süper. Zaman harcadım, evet. Zaman içerisinde.
Şimdi iyi fotoğraf üretmesinde ekipman önemli değil aslında, göz önemli dedik ama bunun dışında daha çok fazla kriterimiz var. Yani doğru anı yakalamak, doğru anda orada olmak, senin oradaki hızın, hareketin. Ki sahne çok fazla hikaye var. Çok tehlikeli yerlerde savaş fotoğrafçılığı da yaptın. Evet. Böyle aklına gelen, ya işte burada acaba sonda mıyım? Keşke bu işe bulaşmasaydım. Ya şey mi oldu? Böyle ölümün burun buruna geldiği anların oldu mu? İşte bunu paylaşırız. Aslında ben yani o tür yerlerde çok büyük şey risklere girmedim. İmdat olarak çalışırken ya da ona NATO için çalışırken de hep şey korunaklı yerlerdeydim ve daha çok aslında rutin şeylerde daha fazla bulunuyordum ve yalnız başıma olma pek şansım olmuyordu. Öyle çok büyük burun buruna geldiğim şey tehlikeler yok ama karargâhtan ya da benzeri bir yerden dışarı çıktığınız anda zaten o tehlike her zaman var tabii. Var. Yani birçok usta gazetecinin öldüğü, birçok usta gazetecinin yaralandığı şeyler, alanlar aslında ki benim çok sevdiğim Hav Silva'nın mesela Afganistan'daki son bir işinde Jibbe'nin mayına denk gelmesi gibi. Yani korunaklı olduğunuzu düşündüğünüzde de aslında bir şeyle burun burununa gelme şansınız olabiliyor. Evet. Herkesten foto muhabir olur mu? Herkesten foto muhabiri olur ama bunun için kararlı olması gerekir bence. Yani kararlı bu işi olmuş. Sürdürmeyi ve cesur olması gerekir her şeyden önce. Aynı zamanda insanların görmek istemediği şeyi göstermek istemesinde kararlı olması da gerekir aslında. Yani aslında biraz şey bıçak sırtı bir iş. Evet. Foto muhabiri kimsenin olmak istemediği yerlerde olan insan aslında. Her zaman bir örnek vardır. İşte bir yerde bomba patlar, herkes ondan kaçarken foto muhabiri bombaya doğru ya da şey kurşunlara doğru şeydir, koşan insandır diye. Foto muhabiri sevilmeden yapılacak bir şey değil. Yani kimseni zorlayarak değil mi? Ya da istemeyerek seçebileceği bir alanda değil aslında. Bir alan değil. Evet. O yüzden. Gönül vermesi gerekiyor her şeyden önce. Evet, karar. Bir zorlukla karşılaşıyorsunuz. Yani stüdyo ortamında güzel kadın yakışıklı erkek çekmeye benzemiyor cephede. Neyle karşılaşacağınızı bilmeden fotoğraf çekmek, hem iyi fotoğraf yakalamak, hem kendinizi bir taraftan kurmak, bunlar gerçekten kolay işler değil. Herkesin de harcı değil diye düşünüyorum ve fotoğrafçının da gerçek er meydan olduğunu düşünüyorum. Evet, yani çok şey komplike ve çok şey stresli bir alan. Hiç nereden bulaştım dediğin oldu mu peki? Böyle pişmanlık duydun ara ara. Keşke girmeseydim. Yani bir fotoğraf hayatlarımıza çok şey katıyor, çok şey öğretiyor ama o alanda biraz bir şey götürdüm de düşünüyorum. Biliyorsun hikayeler de yazıyorum ben. Yani insana çok böyle acı senaryolar bırakan, iz bırakan tarafı da var bu işin. Bu noktada neler söyleyeceksin? Yani şey var aslında, şey kötü şartlar altında çalışıyorsun. Yorgunluğundan bahsetmiyorum bile. Ağır şey ekipmanlarda çalışıyorsunuz. Günlerce uyumadığınız zamanlar oluyor. Evet. Saatlerce ayakta beklediğiniz, sadece bir noktada beklediğiniz ya da saatlerce yürüdüğünüz zamanlar. Dediğim gibi bunlar çok fazla sevilmeden yapamayacağınız aslında şeyler. Gönül işleri tam anlamıyla. Kesinlikle. O yüzden... Okey. O zaman geçeyim başka bir konuya. Şimdi Türkiye'deki fotoğraf piyasası son zamanlarda epey bir dejenere oldu. Artık ünlü fotoğrafçıların bile kendini neredeyse sanatçıyım ben ilan ettiği bir dönemden geçiyoruz. Yurt dışında çok fazla kariyerim var, çok fazla yaptığım iş var. Yurt dışında Türkiye'yi kıyasladığında işin yapış şeklinden tut, fotoğrafa ve fotoğrafçıya bakış noktasında ne gibi farklılıklar görmektesin? Aslında şey var, Türkiye'de fotoğrafçıya bakış noktasında bir sorunsal var. Yani eğer meslekten örnek gerekirse, mesela gazetede foto muhabirleri alt seviyede
aslında görünür. Sanki mesleğe başlamanın en alt noktasıymış gibi görünür ve uzun süre foto muhabiri olarak kalan insanlar da başarısız gözüyle bakılır. Mutlaka o gazete içinde başka bir alana, başka bir şeye atlaman gerekirmiş, geçmen gerekirmiş gibi hissettirilir. Bu bir şey değil. Çünkü asıl işi sahada yapan, hatta birçok usta gazetecinin, usta ondan sonra muhabirin bile birçok işini aslında sırtlayan ben her zaman şey içinde, gazeteler içinde foto muhabirleri olmuştuk. Aynı zamanda olayları en yakın, olayların içinde olan, olayların etkilerine birebir maruz kalan her zaman sahadaki foto muhabirleri olmuştur aslında. Ama Türkiye'de bu iş biraz az değer verilerek ve aslında foto muhabirleri biraz aşağılayarak ya da işte fotoğrafçıları ya da işte ticari işte fotoğrafçılar anlamında söylüyorum, etkinlik vesaire gibi işlerde çalışan fotoğrafçıları genelde aşağılayarak ya da işte küçük görerek aslında davrandıklarını çok fazla görüyorum ama yurt dışında böyle değil. Yani eğer gazetecilik anlamında söylersem yurt dışında fotoğrafçılar, foto muhabirleri çok el üstünde tutulan insanlar. Çok değerli insanlar. Yaptıkları işler her zaman gözler önünde olan insanlar. Aynı zamanda ticaret fotoğrafçılıkla uğraşanlar da öyle. Aynı zamanda Türkiye'de belki bir prensip edinme sorunu var belki. Bu birçok alanda olabilir ama şey, fotoğrafçılar arasında da var. Yani yurt dışında bir fotoğrafçı sadece moda fotoğrafı çekerek var olabiliyor ya da sadece yemek fotoğrafı çekerek var olabiliyor ya da benzeri türde. Burada her gelen işi yapmak zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Belki şey ticari koşulların bu şekilde oluşmasından kaynaklı da olabilir belki. Ama bu bir yerden sonra ülke içinde fotoğrafçıların çok fazla değer görmediği sonucuna varıyor. Ne düşünüyorsun aslında? Maalesef. Fotoğrafçından ziyade ülkemizde ne yazık ki bilim insanları ve sanat insanları genel olarak değer görmüyorlar. Kimlerin değer gördüğü ve en üstüne tutulduğunu zaten hep birlikte hepimiz izliyoruz ve görüyoruz. Umarım bu senaryo değişir. Bunlar hak yani, eden insanlar hak ettikleri yerlere gelir demekten başka çarem yok. Evet, bir şey var. Gene yani diğer tarafın aslında sorunu daha fazla. Yani kimin daha iyi fotoğrafçı ya da kimin daha iyi olduğundan değil, kimin yaptığı işlerin değerli olduğunu aslında sorgulamak önemli. Ve karşılaştırma yaparken de bilinçli olarak karşılaştırmalar yapılmalı diye aslında düşünüyorum. Evet. Peki fotoğraf dünyasında yer alan insanların kendi aralarındaki rekabet ellerinden ve dayanışmalarından biraz konuşacak olursak sence nasıl var? Birbirlerine destekler bir yaklaşım içerisindeler mi? Yoksa sürekli bir çelme takma, birbirine kıskanma duyguları mı ön planda? Aslında rekabetin olması çok hoş bir şey, besleyici bir şey birçok anlamda. Gazeteciler arasında bu rekabet biraz daha hoş bir şekilde gerçekleşebiliyor. Her zaman değil ama yani zaman zaman birbirlerine çelme takma, birbirlerine iş atlatma şeklinde de gerçekleşebiliyor tabii. Ama şey, ticari anlamda biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ve o ticaretin o vahşiliğini biraz daha, bu benim kedimin yanan varlığı. O da katılmak istiyor. Ona da söz verelim zaten. O da tırmanmaya çalışırken düştü. Sanırım ticari anlamda biraz daha farklı gelişiyor. Biraz daha vahşi gelişiyor ama medya ve benzeri şeylerde bu biraz daha yumuşak oluyor diyebilirim. Tabii birbirlerine düşman olan, birbirlerinin işlerini çok fazla kıskanan, birbirlerinin olduğu yerleri aslında kıskanan ve birbirlerinin elinden almaya çalışan çok anlamda var. Şeyde, medya sektöründe bu zaman zaman büyük sorunlara da yol açıyor ve bunları zaman zaman duyuyoruz. Dedikodu yapmayı çok da seviyorlar. Ama ben yine de ticari
yani ticari fotoğrafçılıkta tüm dünyada bu böyle biraz daha vahşi olduğunu aslında düşünüyorum rekabetin. Düşünüyorsun. Okey. En çok neyin fotoğrafını çekerken mutlu olur Ferhat? En çok neyin fotoğrafını çekmekten keyif alıyorsun? Ben sanırım insanları çekmekten çok keyif alıyorum. Yani bir yeri boş çekmek ya da mesela şu anda birçok arkadaşım sokağa çıkma yasağında o boş İstanbul'u çekmeyi aslında tercih ediyorlar ama ben sanırım insansız İstanbul'u değil de insanla beraber İstanbul'un ne hale geldiğini ya da neye dönüştüğünü kaydetmeyi daha çok seviyorum galiba ya da herhangi bir yeri ya da şehri. Yani son kerede de fotoğrafının içinde insan olmadığında çok mutlu olmuyorum aslında. Mutlu olmuyorsun. İnsan evet. Seviyorsun aslında. Evet. Evet. Hala insan sevebiliyorsak ne mutlu bize. Sanırım fotoğrafta seviyorum. Okey. Foto muhabirleri genelde kendileri sanatçı olarak görmezler. Ara Güler de böyle söylerdi. Ben sanatçı değilim, ben bir foto muhabiriyim ve anı önemsiyorum derdi. Senin fikrin nedir bu konuda? Aslında doğru ama bu daha çok şeyle ilgili. Yani neye odaklandığınızla ilgili. Yani bizim yani birçok insan buna belki katılmayabilir ama yani benim şeyde, fotoğraf anlayışımda fotoğrafın şey olması, kusursuz olması, harika olması, çok güzel olması gibi bir beklenti hiçbir zaman içermedi. Benim sadece göstermek o anda hissettiğim şeyi, o anda gördüğüm şeyi ya da ona yaşanan bir olayı sadece göstermek istememden başka bir şey olmadı. Ama bunu bir sanat faaliyeti olarak bir sanatçı tarafından yapılıyor olması da onu elbette ki bir sanata çevirebilir. Yani farklı yaklaşımlar, farklı teknikler kullanmak ya da farklı anlatım biçimlerini tercih etmek bir sanat objesi ya da bir sanat nesnesi haline getirebilir. Ama ben kendim için söylersem benim sanat yapmak gibi bir derdim yok. Öyle bir kaygın yok zaten. Yok. O kaygıyla fotoğraf çektirmiyorsun. Evet. Benim sadece göstermek adına bir derdim var hala. Okey. Senin şu ana kadar bu meslek kariyerin bu kadar tecrübeler arasında en çok heyecanlandıran kimin fotoğrafı oldu? Kimi çekerken heyecanlandı ya da en çok hangi anı ya da nereyi çekerken en özel hissettin? Yani birçok şey olabilir ama sanırım mesleğin başlarında sürekli televizyonda gördüğümüz politikacılarla karşı karşıya gelmek ve onları bir şekilde yönlendirerek fotoğraflarını çekmek biraz beni heyecanlandırdı sanırım ilk başta. Değişik duygu değil mi? Evet yani onlara çünkü müdahale edemeyeceğini zannettiğim bir yerde ve bir ortamda şurada dur şuraya dön işte şöyle olur falan demek biraz... Aşırı heyecanlı. Farklı bir olsa gerek yani senin dediğini yapıyor. Peki nasıl orada çok uyumlular mıydı yoksa hani bana nerede duracağımı söyleme. Hani ben ünlü bir siyasetçiyim karışamazsın diyen oldu mu? Böyle bir anın var mı? Genelde çok uyumlular aslında. Uyumlular. Evet. İşinizi paylaştılar yani. Onların çevrelerinde olan insanlar genelde uyumsuz oluyorlar. Okey. Şimdi en çok heyecanlandığın anından ziyade hep genelde vardır ya, ünlü vardır, işte çekmek istersin ve onunla ilgili böyle bir buluşma olur, set kurulur ve o ünlü ya da o çekimi hayal ettiğin gibi çekemediğini görürsün. Böyle bir şey başına geldi mi? Keşke bunu çekmeyi istemeseymişim. Hayal kırıklığı. Türkiye'de genelde çok sık karşılaşıyoruz bunlar. Çünkü yani bir iş şey planlaması yapılıyor, bazı şeyler tartışılıyor. Ve sizin de ister istemez o iş yapılana kadar sürekli aklınızda bir hayal oluyor aslında. Sürekli şey tasavvur ediyorsunuz bir şeyi ama gel gelelim müşteri sette tamamen değişmiş olabilir. Beklentileri değişmiş olabilir. Ya da sizden aslında bir başkasının daha önceden yaptığı sayısız kez ona yapılmış bir şeyi tekrarlamanızı isteyebilir. Evet. Böyle zamanlar çok fazla oluyor ve olduğu zaman da aslında mutsuz bir iş yapmış oluyorsunuz. Sadece taklit etmek ve yeniden bir şey üretmiş oluyorsunuz aslında. Sadece oradaki şey figürler değişiyor ya da işte kullanılan malzemeler değişiyor, çekilen malzemeler. Ama
sayısız kez aynı şeyleri yapmış oluyorsunuz. Evet. Atölye döneminde şunu çok duyardım. İşte hocam en iyi ekipmanım var, güzel bir set kurdum, güzel bir stüdyom var. Çok da güzel mankenler, modeller çağırıyorum ama bir türlü istediğim fotoğrafı yakalayamıyorum. Aslında buradaki temel sıkıntıları modelleriyle iletişim kuramamalarından kaynaklı. Doğru. Sen şimdi moda fotoğrafı da çekiyorsun. Başından da söyledik, bu işte çok fazla bileşen olduğundan bahsettik. Yani hiç kimse yüzüne bakmadığı, yeter iletişim kurmadığın, kendini rahat hissetmediğin birine kendini açamaz. Açamayınca da ortaya güzel fotoğraf çıkmıyor. Tamam, burada senin yorumlarını rica edeceğim. Yani sanırım burada aslında şey, fotoğrafçılar daha çok tanıdıkları mankenlerle ya da işte modellerle çalışmayı seviyorlar. Uygun olan da belki bu. Çünkü aradaki dediğin gibi iletişim çok önemli ve aynı zamanda modeli her anlamda tanıyor olman da çok önemli. Yani ona neyi yaptırabileceğini, neyi yaptıramayacağını, ondan neyi bekleyebileceğini ya da bekleyemeyeceğini aslında bilmen çok önemli. Bu hem sana zaman kazandırır hem de istediğin fotoğrafı yoldan bir şekilde ulaşmanı sağlar. Ama bu tür şey, ticari işlerde çok fazla çalışma saatini uzatma şansınız olamıyor ve her şey çok aceleye gelebiliyor. Yani birçok fotoğrafçı bu iletişim olanağını baştan aslında yok sayabiliyor. Bu da aslında başarısız bir işin şeyi olabiliyor aslında, kaynağı olabiliyor. Ben yani buradan net bir şekilde iletişimin ne kadar önemli olduğunu fotoğrafta, özellikle portre çekimlerinde, yani hep bunu söylediğim şeyler aslında bakarsan. Portre fotoğrafçılığında özellikle ne kadar top sizde olsa da ben %50 olduğunu söylerim. Yani orada çektiğimiz kişinin verdiği ifade son derece doğal ve net değilse gün sonunda elle iyi bir fotoğraf olmuyor. İşin istediği kadar güzel olsun, kalbe dokunmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani sizin beklentinizi ve sizin tasavvur ettiğiniz şeyi karşı tarafa iyi anlatabiliyor olmanız çok önemli. Karşı tarafında bunu yanıtlayabiliyor olması çok önemli aslında. Diğer tüm her şeyi kurgulayabilirsiniz. Çünkü istediğiniz ışığı yapabilirsiniz. Sete istediğiniz ışığı yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu aradaki iletişimi sağlayamadığınızda iş bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey dönüyor tabii ki. Yani bu tamamen mekanik bir olay değil. Ben en iyi ekipmanı aldım, en iyi seti kurdum, en iyi insanlar tuttum, modeller tuttum. Niye benim fotoğrafım kötü? Yani mesela buna örnek olabilecek çok iyi bir fotoğrafçı var. Geçen sene vefat etti, Peter Lindbergh. Yani belki dünyanın en iyi işte moda fotoğrafçılarından. Evet. Fotoğraflarına baktığın zaman çok yalın, çok sade ve birçok insanın taptığı ünlü isimler. Çok harika bir iletişimin sonucu ortaya çıkan şeyler, fotoğraflar aslında. Aynen. Yalın ve şey, yalansız. Evet. Evet. Zaten çok belli Ferhat. Yani o kadar iyi iletişim kurduğu belli ki o insanlar. Aksi takdirde o insanlar oraya kolay gelecek, fotoğraf gelecek insanlar değil. Çünkü Hollywood starlarıyla çalışıyor baktığı zaman Peter. Yani her baba yiğidin harcı değil onları çekmek. Dolayısıyla iletişim ne kadar gerekli olduğunu buradan da net bir şekilde görebiliyoruz. Yani çoğuyla arkadaş, çoğuyla çok yakın bir arkadaşlığı var. Ve bu da aslında birçok şeyi, yani teknik anlamda da birçok şeyi aslında önceleyen bir şey. Evet. Açıklıyor zaten. Şimdi başka şeyler soracağım. Güney Afrika'da, Etiyopya'da, Balkanlar'da gerçekleştirdiğin birçok projen var senin. Fotoğraf çekimlerin var. Orada bizimle paylaşmak istediğin anıların, sana o bölgede iş yapmanın hayatına kattığı duygular nelerdir? Yani bu Balkanlar zaten benim şey, coğrafyam. Senin memleket zaten. Evet. Mahallem orada. Orada şey, çalışırken biraz daha tabii farklı her şey. Yani orada çünkü bir şekilde sürekli taraf olma durumunuz var. aynı zamanda taraf tutma durumunuz, zorunluluğunda da kalma durumunuz var her zaman. Mutlaka şundan ya da bundan olmak gibi. O biraz zorlayıcı çalışırken. Ama diğer yerlerde de, biraz Afrika veya benzeri yerlerde de beyazların ya da batıların verdikleri zararın yükünü taşımak zorunda olmak aslında bir şey, sıkıntı her zaman. Yani şeylere daha
kolay ulaşmamanı sağlayabiliyor. Yani bir şeyleri daha fazla zorlaştırabiliyor. Belki yerel bir fotoğrafçı o anlamda daha şey, başarılı ve daha yakın olabilirken siz biraz daha uzak olmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ki orada uzun zamanlar geçirmediyseniz eğer. Evet. Yani ne kadar süre çalıştın o bölgelerde? Yani genelde bunlar şeyler, küçük işler oluyordu. Bir hafta, bir ay. Gitme geldin değil gitme mi? Geldim. Evet, evet. Evet, uzun süre zamanını aldı. Hayatında dönüm noktası olan fotoğrafla ilgili bir olay var mı? Şununla tanıştım, fotoğrafta hayatım değişti. Şunu çektim, hayatım değişti. Şunu okudum, şöyle oldu diye çok şey vardır ya senaryo. Sende var mı? Merak ediyorum. Şöyle bir şey var. Türkiye'de bir gazetede çalışmaya başlayarak aslında fotoğrafçılık hayatım bitmek noktasına geldi diyebilirim. Bitme noktasına geldim. Bu da bir dönem. Yeni bir şeyin açılmasına alışıyor. Yani çünkü buradaki anlayış o kadar şey sığ ki. Yani alıştığınız standartları bulmanız zaten zor. Beklentiler ve davranışlar, şeyin başında da konuştuğumuz şeyler. Evet. Tamamen sizi yaptığınız işe karşı bir soğumaya ya da hissizleştirmeye başlayabiliyor. Yani çok sevdiğiniz bir şeyle aranıza bir şeyler girebiliyor. Bir şeyler girebiliyor, bir set girebiliyor ve engellerle karşı dışa giriyoruz. Evet. Ama yılmıyoruz, pes etmiyoruz diyoruz tabii ki fotoğrafçı için. Evet, sorularımızın hepsini sorduk mu diye şöyle bir bakıyorum. İyi fotoğraf üretmede en önemli gördüğün şey, yani iyi fotoğraf çıkarmada, başarılı kare çekmede senin için ilk madde nedir? Yalansız olması. Yalansız yani, olması. Biraz açabilir misin? Gösterdiğim insanları ya da izleyen insanları kandırmamış olmayı ilk başta hedef edindirim aslında. Yani. Peki fotoğraf yalan söyler mi sence? Fotoğraf yalan söyler. Çünkü fotoğrafı yapan insan yalan söyler. Bu biraz arkasındaki, yani vizyonun arkasındaki kişiliğiyle de çok ilgili aslında. Yani hani bu her zaman derler ya, yüz kalbin aynasıdır diye. Aslında şey için öyle, fotoğraf da aslında fotoğrafçının aynası olduğu için. Aynısı. Fotoğrafçı eğer yalan söylüyorsa mutlaka ortaya çıkan iş de yalan olacaktır. Yalan olacaktır. Peki dijital düzenlemeyi, Photoshop'u şimdi biliyorsun bizim camiada işte dijital düzenlemeyi çok kullanıyor. Fotoğrafları çok Photoshop'lu. Bir kısmında fotoğraflarda Photoshop yapılmasına karşı çıkıyor. Günümüzde artık analog çekmek zaten mümkün değil. Bu iş hacminde, yoğunlukla onunla uğraşmanın çok ciddi bir zaman kaybı. O yüzden mutlaka... Yüksek maliyetleri var. Çok yüksek maliyetli. Sen ne diyorsun? Ya fotoğrafta Photoshop olmalı mı? Çok böyle az miktarda mı? Yoksa bu konudaki manipülasyonları açık mısın tamamen? Aslında değilim. Yani bu mesleki bir şeydi bizim için. Aslında fotoğrafın dijitalleşmesi bizim için, gazeteciler için aslında bir dönüm noktası oldu ve bizi heyecanlandıran bir şeydi. Çünkü bizim göstermek istediğimiz şeyleri, fotoğrafların başına çok fazla şeyler gelebiliyordu. O filmleri banyo etmekte zorlanabiliyordunuz. Yanınızda banyo malzemeleri taşımanız gerekiyordu. Bir yere ihtiyacınız vardı, alana ihtiyacınız vardı. Evet. Hatta seneler öncesinden futbol maçlarında bile gol ya da gol sevincini hemen paylaşmak için statta kale arkasında banyo yapmanız gerekirdi mesela ve onu hiç yapmadık. Evet. bu zor yerlerde ve zor zamanlarda daha da büyük bir şeydi. O şeyler filmler kaybolabiliyordu. Yani birçok usta fotomabirin başına gelen şeylerdir bunlar. Yani hatta İspanyol Savaşı'nı fotoğraflamış ve iki çanta dolusu filmi kaybetmiş bir fotoğrafçı vardı. 97 yaşında. Eyvah. İsmini tam hatırlamıyorum ama bundan bir 10 sene önce çantayı rastlantı sonucu buldu. Rastlantı sonucu buldu çantasını. Evet. Rastlantı sonucu bulup o filmleri banyo ettiler. Özel bir teknikle. Ondan sonra bayatlamış olduğu için. Mesela onun filmlerinin birçoğu kurtarıldı ama
kullanılmayan birçok film var. Gazetecilerin başında olan bir şeydi bu her zaman. Bir dert ve riskti. O yüzden gazeteciler dijital dönüşümde çok fazla şey, heyecanlandılar bu konuda. Çünkü direkt bilgisayarınızdan, telefonunuzdan, iPad'inizden, ondan sonra ya da şey, uydu şey, telefonunuzdan fotoğraflarınızı gönderebiliyordunuz. Çünkü birçok şey başınıza gelebiliyordu. Fotoğraflarınız el konulabiliyordu, kaybolabiliyordu, çalınabiliyordu. Ona ekipmanların kaybetme riskiniz vardı ve göstermek istediğiniz şey, fotoğrafları gösterememe riskiniz vardı. Ama diğer türlü bu işi kolaylaştıran bir hale gelmesi, yani herkesin ulaşabildiği bir şeyi değersizleşmiş ya da çok fazla değerli görmemesi gibi bir sonuca da vardığını düşünüyorum. Diğer şey içinde, toplum içinde. Sanırım bu da bir müddet sonra değişecektir. Yani şu anda cep telefonları vesaire her şeyle aslında. Şey, evet. Bambaşka bir yere doğru gidiyor dijital dünya. Yani telefon mu satıyorlar, kamera mı satıyorlar belli evet, değil. Artık yani... şeye döndü. Çünkü yani bir telefon olmasıyla kimse yetinmiyor aslında. Onun daha başka şeyler yapmasını istiyoruz sanırım. Evet. Evet. Bunu isterken de en kolay şey gene fotoğraf aslında oluyor. Yani bu bir yerde aslında toplumsal olarak baktığımızda fotoğraf makinesi satın alamayan ya da alma gücü bulunmayan insanlar için bir eşitlik duygusu yaratabilir aslında. Yani herkesin fotoğraf makinesi güzel bir şey ama bunun bir çöplük haline gelmesi ise aslında çok yorucu. Yansıcı bir durum tabii. Evet. Maalesef. Bundan sonrası için fotoğraf makineleri aldığı başında gidiyor diye konuştuk. Analogtan bugün geldiğimiz dünya ve bundan sonrası için aynısız serileri ve daha devam edecek. Acaba ne öngörüyorsun? Yani fotoğraf bundan sonrası için nasıl bir hal alacak sence? Makineler ne formatta? Böyle bir şeyin var mı? Öngörü var mı bununla alakalı? Evet. Hepsinin bir yerde olacağını düşünüyorum. Yani telefon, makine falan. Aslında bir seneler öncesinde onlarca seneler boyunca hep şunu şey konuştuk. Yani dediğin gibi tek bir cihaz içinde toplanmış ve sadece akan görüntünün var olduğu, yani bir video kaydetmişiz gibi ama onun içinden de istediğiniz şekilde fotoğraf alabileceğiniz, ondan sonra sayısız şeye sahip, olanağa sahip bir şeye doğru dönüşecek gibi hissediyoruz. Evet, yani biz şeyler, profesyoneller biraz daha eski şey kafalıyız aslında ve fotoğraf makinelerinin çok fazla değişmesini istemiyoruz. Yani mesela ben Live View işte vesaire oynar, LCD işte bilmem ne gibi şeylere ihtiyaç duymuyorum mesela. Ya da aynasız makineyi her zaman çantamda taşıyorum bir Leica'mı ama başka şeylerde kullanıyorum, amaçlarda kullanıyorum ama o geleneksel formu ve şey formatı sektörün her zaman korumasını istiyorum aslında. Eğer o da değişmiyoruz zaten. Yoksa fotoğrafçılık kaybolacak. O vizörden bakma duygusu kaybolduğu zaten fotoğraf başka bir şeye benzemeye başladı. Evet. Herkesin bildiği bir şey olduğu zaman da işin tadı kaçmaya başlıyor. Evet, yani burada şey var, deneyimi yaşarken insanlar yaşadıkları deneyimi aslında çok fazla fark etmiyorlar. Yani hemen sokakta müzik yapan birini gördüğü zaman telefonuna sarılıyorlar ama müziği dinlemiyorlar, müzisyenlere bakmıyorlar aslında, sadece kaydediyorlar. Evet, onu tam soracaktım. Yani araya girmek istiyorum, sözünü valla kestim. Anı kaçırıyor muyuz biz? Yani anı belgeleme kaygısı yüzünden anımızı yaşayamaz olduk diyorum. Yani ben de yapıyorum bunu. Sen ne diyorsun? Evet. Yani şey kesinlikle böyle. Yani o iş, o anın zevkini almak aslında. Aslında yani bir şeydir ve ondan sonra o zevkini aldığın şeyi aslında kaydedip göstermek. Çünkü bu sefer gösterdiğin şeyi de aslında çok fazla anlamış ve anlamlandırmış olmuyorsun. Yani bunun bir zamanı olması lazım. İnsanın kendine ayırdığı bir zaman olması lazım. Evet, evet. Yani konsere gidiyorum, tiyatroya gidiyorum. Telefondan sahne gözükmüyor. Bir yerde yemek yiyorsun, herkes tabağını çekiyor. Beni burada çek, bununla çek, şununla çek falan. Tabi sosyal medyanın bu hale getirilmesi sonucu insanlar bu şekilde reaksiyon veriyorlar ama fotoğraf olmaktan çıktı.
Evet. Yani bunlar da aslında o yalan söyleyen şeyler içine giriyor aslında. Fotoğraflar içine giriyor aslında. Yani aslında ünlü birinde sosyal medyada fotoğrafınız var ama aslında o ünlü kişi sizle ilgili hiçbir şey bilmiyor ve sizi aslında tanımıyor. Ama siz onu tanıyormuş gibi göstermek istiyorsunuz. Bununla ilgili belki bir beklentiniz var vesaire ama en nihayetinde ortaya çıkan bir yalan söyleyen bir kişi oldu. Fotoğraf. Evet. Ya da dediğiniz gibi konserlerde konseri izlemek yerine kaydetmeyi seçmek çok anlamsız. Sen hangi taraftansın? Ben genelde aslında cep telefonunda fotoğraf çekmiyorum. Aslında şey çekemiyorum. Evet. Çekiyorum. Evet. Mobil fotoğrafçılara karşı böyle bir ön yardım var mı? Mobil fotoğrafçı diye bir şey yok diyenlerden misin? Yok, hayır. Mesela yakın zamanlarda bundan 2-3 sene önce tatlı bir arkadaşım mesela sadece cep telefonunda çektiği şeylerle harika işler yaptı ve harika sergiler ondan sonra. Ama bunu tamamlayacak bir altyapıya da sahipti. Yani birlikte şeylerdi, işler belli bir stilizasyon bir şey vardı ve hepsini cep telefonunda çekti. Mesela bu tür şeyleri çok fazla takdir ediyorum. Çünkü önemli olan şey fotoğraf makinesi değil. Yapmak istediğin ve yaptığın işin aslında ne olduğu. Ne oldu? Evet, doğru bir yere değindim. Evet. Şimdi son sorumu sormak istiyorum. Sana herkes fotoğrafçı olur mu? Herkes iyi fotoğraf çekebilir mi? Yani herkes iyi fotoğraf çekebilir. Ortalama zekası olan bir insanın yani şunu anlamak istiyorum. Son dönemde fotoğrafçıların böyle müthiş bir popüler olma. Sanki çok büyük bir iş yapıyorlar. Dünya yeniden keşfediyorlar tadında bir havaları var ya, bizim gibilerin çevremizdeki bulunan insanların böyle bir havası yok. Ya zaten adamlar makine icat etmekle müthiş bir iş yapmışlar. Şu anki kullandığımız aletler zaten her şeyi son derece muazzam bir şekilde ayarlamışlar. Bir zahmet etme, iki bir şey öğren, iyi fotoğraf çek. Aslında bu kadar abartılacak bir durum yok ortada diye düşünüyorum ben. Bu konu senin görüşünle merak ettim. Evet evet, yani bu aslında şeyler için, amatör fotoğrafçılar için böyle. Yani amatör fotoğrafçıların dünyanın en iyi fotoğrafçısı olmak ya da dünyanın en iyi fotoğraflarını çekmek gibi bir arzusunun olmasını beklemeleri ya da böyle bir arzuya sahip olmaları bana çok makul gelmiyor. Yani bu işten zevk almak önemli. Evet. Yani çünkü diğer türlü bir sürü şey yeniden üretmenin bir anlamı yok. Yani bu Türkiye'de bunun örnekleri var. Gün batımını defalarca çeken bir sürü ünlü fotoğrafçı var. Tabii tabii. Yani fotoğraflanmadı yer kalmadı zaten artık. Türkiye'de, İstanbul'da. O yüzden hani şey var. Orada kişinin başka şey nitelikleri çok öne çıkıyor aslında. Yani evet. Belki 1000 kişiyle aynı şeyi çekmiş olabilirsin gün batımını ama o gün batımını nasıl anlattın, nasıl sergiledin, nasıl ortaya koydun, nasıl işledin önemli. Eğer bunu yapamıyorsan iyi bir fotoğrafçı olduğunu zaten söylenemez. Yani istediğin destek yazılımlarla vesairelerle işle, istediğin şeyi yap. Ama yine de baktığın zaman eğer bir şey görmüyorsan yapacak bir şey yok. Maalesef herkes fotoğraf çeker ama herkes iyi fotoğrafçı ne yazık ki olamıyor. Bu sadece makineyle olacak bir iş değil. Göz işi diye tekrar tekrar altını çizmek. Yani kendi eğitimini, yetişimini her zaman devam ettirmesi lazım. Aslında çok iyi yetişen fotoğrafçılar da sürekli öğrenmeye devam ediyorlar. Yani bunun çünkü şey yok, sonu yok. Teknoloji değişiyor, siz değişiyorsunuz, dünya değişiyor. Çevreniz değişiyor, yaklaşımlarınız değişiyor, sonra beslendiğiniz şey disiplinler değişiyor, yeni şeyler oluyor. Mesela hepsi yaşadığımız salgın, aynen. Yani birçok şey şu anda hayatlarımız alt üst oldu. Evet, şu anda birçok iyisi de kötüsü de olmak üzere birçok fotoğrafçı dışarıya aslında şey çıkamıyor. Çıkamıyor. Yani böyle bir durumda. Sen de zaten örneklerini görüyorsundur. Dünyayı çok yakından takip ettiğin için birçok aslında iyi fotoğrafçının kendi evine çıkardığı fotoğraflarla yaptıkları işleri ondan sonra görüyorsun. İşte şey evet, olsa evet. Zaten belli oluyor. Evet, evet.
Sen ne yaptın? Fotoğraf üretebildin mi koronayla alakalı işler? Basit kartın vardır diye tahmin ediyorum. Dışarıda fotoğraf çekme özgürlüğün var. Bizden bir adım öndesin. Aslında şey düşünüyorum hala ve yani çıkmadım değil. Çıktım ama çok şey verimli olmadı benim için. Yani tam istediğim şeyin ne olduğunu aslında karar vermeye çalışıyorum. Yani bu işin aslında neresindeyiz ve neresini aslında göstermek lazım. Yani benim merak ettiğim şey insanlar aslında evlerin içinde olmak istiyorum ve bunu nasıl sağlarım diye aslında düşünüyorum. Değişik. Yani İstanbul merkezinde eğer şey konuşursak İstanbul'un birçok yerindeki evde olmak istiyorum aslında. Yani onların bu karantina zamanını nasıl geçirdiklerini, aralarındaki paralellikler ya da zıttıklar ya da keyifler, keyifsizlikler bunları aslında daha çok görmek ve bunu bir fotoğrafçı çekti Ferhat. O ne diyor deyiz gördüm ben. Ama şeyler çekiyor. Zoom'dan bağlantı yapmış. Karşına da set kurmuş işte. Bilgisayarı almış bir tabanın üstüne koymuş. Kişi orada görüntüde. Hepsini evlerinden bu şekilde fotoğraflamış mesela. Senin dediğin daha gerçekçi olur ama işte sosyal mesafe kuralına uymak zorunda olduğumuz için nasıl gidilir, nasıl izin alınır evet, biraz zor. Düşünüyorum ben. Ancak yakın temasta olduğun insanlar olursa belki bunu gerçekleştirmişsin ama farklı bir proje. Farklı. Evet, bakalım. Değil. O zaman merakla bekliyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığın ben, için. Ben teşekkür ederim. Herkese çok keyifliydi. Lütfen kendine dikkat et. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler. Çok teşekkürler arkadaşlar sizlere de. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.